Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayram için Malatya usulü dolama tatlısı yapacağım. Bunun için hamuru yoğuracağım ve tek tek yufkalar açacağım. Tezgahın üzerinde açacağım için fazla büyük yufkalar olmayacak. Ama ince açmaya özen göstereceğim. Şimdi malzemelere geçiyorum. Malzemeleri unu eledim. Şöyle 5-6 bardak kadar. Bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı sirke, elma sirkesi, 1 adet yumurta, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, karbonat yani paket kabartma tozu değil, karbonat ve üzerine birkaç damla limon suyu. Açmak için nişasta bir paket, buğday, mısır fark etmiyor. Üzerini kızartırken dökmek için bir paket katı yağ, yine bir paket tereyağı. Aralarına koymak için ceviz ve cevizi bir bardak şekerle karıştıracağım. Şerbeti için de 1 kilo şeker. Şimdi yumurtayı kırarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 2 tatlı kaşığı sirkemizi ilave ettik. Bir bardak sütümüzü. Şöyle çok az bir tutam tuz. Sıvı yağdan biraz koyuyorum. Yoğururken elimi de batıracağım. Şimdi karbonatı ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı karbonat. Şöyle birkaç damla da limon suyu, çekirdeğini düşürmemeye özen gösteriyorum. Böylece tüm karbonatı gitmiş olsun. Aldığı kadar unla yoğurmaya devam et. Başlayacağım. Ara ara da yağ ilave edeceğim. Şöyle çok koyu bir hamur değil, yumuşak, kulak memesi yumuşaklığında tatlı hamur olacak. Hamurumuz biraz kendini tutuyor. Böyle ara ara da yağını ilave ederek yumuşacık bir hamur olmasını sağlıyoruz. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Biraz tezgahın üzerinde özleştireceğim. Yine aralara şöyle ununu, yağını sere sere yoğuruyorum. Hamurumuz çok güzel yumuşacık bir hamur oldu. Tatlı hamurumuz. Şimdi bunu toparlıyorum. Dinlenmesi için üzerini streçle kapatıp yarım saat bekletiyorum. Malatya usulü dolamanın olmazsa olmazlarından cevizin içerisine toz şeker ilave etmektir. Mutlaka dolama yaparken ya da sarma tatlı diyoruz. Dolamanın içerisine şöyle ceviz koyarız ve bu cevizi açtığımız yufkaların arasına koyar, sarar, büzerek kesip tepsiye yerleştiririz. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi alıyorum. Tezgahın üzerinde yumaklar şeklinde tekrar kaseye yerleştireceğim. Alıp alıp açacağım. Aralarına da buzdolabı poşeti koyacağım. Şimdi buradan şöyle yumaklar alıyorum. Kaç yumak çıkarsa. Yumuşacık bir hamur. Kaseye yerleştiriyoruz.
Buzdan yumakları aldım. Kasenin içerisine koydum. 12 adet yumak oldu. Şimdi bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Nişastayı serptim. Yumağın altına, üstüne. Merdane ile biraz inceltiyorum. Daha sonra oklavayla açmaya devam edeceğim. Kalın oklavayla daha rahat açılıyor. Onun için ince oklava kullanmadım. Yufkamız bayağı ince olarak açıldı. Şimdi bunu tepsiye yağlayacağım. Borcam tepsiye yapacağım. Yuvarlak tepsiye. Tepsiyi yağlayıp hazırladığım burma tatlıları yerleştireceğim. Açtığım yufkayı şöyle oklavanın üzerine getiriyorum. Şöyle bir kaşık şekerli cevizden alıyorum. Ve içine gezdiriyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Sardıktan sonra ben oklavanın üzerine şöyle sıkıştırıyorum. Şu halde bir kırışıklık oluşuyor. Çıkarıyorum. Şöyle belli bir genişliğe getirip bıçakla kesiyorum. İki, dört, beş tane tatlı oldu. Şimdi tepsimin içini birazcık sıvı yağla yağlıyorum. Yağladığım tepsinin içerisine şöyle alıyorum. Birbirine gelmeyecek şekilde çok sıkıştırmadan, çünkü biraz kabarma payı da olacak, yerleştiriyorum. Yine yumağımı aldım. Nişastaya beledim. Ve merdane ile inceltiyorum. Şimdi oklavayla devam ediyorum. Ve araya bolca nişasta sererek nişastayla açıyorum. Tatlı hamurların hepsi nişastayla açılır. Yufkamız incecik açıldı. Tezgahın deseni bile belli oluyor incelikten. Yine arasına cevizini ilave ediyorum. Şöyle bir kaşık dolu dolu her yerine gezdiriyorum. Ve sarmaya devam ediyorum. Şu şekilde sıkıştırıp çıkarıyoruz. Bıçakla da keserek. Keserek tepsiye yerleştiriyoruz şöyle. Tepsimizi elimize alıyoruz. Yan yana diziyoruz. Yedinci yufkayı da açtım. Bu yaptığım tepsi dolmak üzere. Kalanları da daha küçük bir borcam tepsisine açacağım. Toplamda 12 yumağımız vardı. Şimdi yaptıktan sonra yağını eritip yakmadan üzerine gezdireceğim ve 180 derecede ısıtılmış fırında kızartacağım. Yaptığımız dolamaları tepsiye bu şekilde yerleştirdim. Böylece
7 yumaktan bir borcam tepsi dolama oldu. Paket yağ ve bir paket tereyağını tavaya bırakıyorum. Eriyince çok böyle yanmadan erimiş halde tatlının üzerine gezdireceğim. Kalan da diğer tepsi için olacak. Bir taraftan da fırının ısınmasını bekliyorum. Eridi. Şimdi bunu tatlının üzerine gezdireceğim. Ağzını kapattım. Bunun üzerine eriyen tereyağı ve katı yağ yerleştiriyorum. Her dilimin üzerine gelmesini sağlıyorum. Böylece bütün tatlılar yağlanmış oluyor. Ve kızarırken çok güzel pembemsi kızarıyor. Üzerini tamamen kaplayacak şekilde yağlıyorum. Ve fırında çıtır çıtır kızaracak. Kalan yağ da diğer yufkalar için diğer tepsiye kullanılacak. Büyük tepsiye yapsaydım bir büyük tepsi olacaktı. Küçük tepsi yaptığım için iki tepsi oldu yaptığım hamur. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Yumağımızı da açtım. 12 yumaktı zaten. Küçük tepsimizi de doldurmak üzereyim. Tepsimiz kızardı. 180 derecede diğeri. Şimdi onu da göstereceğim. Bunu fırına yağlayıp fırına bırakacağım. Bu şekilde bu tepsiyi de dolduruyoruz. Tepsinin kızaranı görülüyor burada, çok sıcak. Bu tepsimizi de yağlıyorum. Şöyle tüm tatlıların üzerine gelecek şekilde. Yine 180 derecede sıcak fırına yerleştirip alt üst pembe oluncaya kadar kızartıyorum. Şekilde ikinci tepsimiz de tamamlandı. Bunların iki tepsisi de kızardı. Bu da fırından yeni çıktı. Bayağı bir altı üstü pembe kızardı. Diğer tepsimiz de bu şekilde. Şimdi bir tepsiyi şerbetleyeceğim. Bir tepsiyi bekleteceğim. Taze taze şerbetleyip yemek daha güzel oluyor. Şimdi 3 bardak şeker bu bardak ölçüsüyle 2,5 bardak su ilavesiyle ocakta kaynatmaya başlayacağım. Dolama tatlının şerbeti kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynadı. Şimdi içerisine bir limon dilimi atacağım. Şöyle suyunu da sıkarak. Bu şekilde de bir 1-2 dakika kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Şöyle kıvamı da ne çok koyu ne de cıvık bir kıvamda. Tatlı soğudu zaten. Şerbetin de ilk buharını çıkardıktan sonra sıcak sıcak üzerine dökeceğim. Şerbetin altını kapatıyorum. 1-2 dakika soğumasını bekleyip tatlıya dökeceğim. Bu şekilde bir 2-3 saat beklediğinde şerbetini çekecek ve servise hazır hale gelecek. Gelinin mutfağında bugünkü menüm bayram tatlısı yapmaktı. Malatya usulü dolama yaptım. Şerbetledim. Sunuma hazır hale geldi. Mutfağımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gelecek çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.